Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkes iyi çalışmalar. Öncelikle kusura bakmayın demek istiyorum. Çünkü ben bu videoyu normalde cumartesi akşamı saat 7'de yükleyecektim kanala. Ama elimde olmayan imkanlardan dolayı. Çünkü acile gitmek zorunda kaldım. Hastaydım yine cumartesi günü arkadaşlar. Tam iyileşemedim. Gittim bir serum taktırdım ve geldim. Şu an cumartesi akşamı saat 7'yi 5 geçiyor. Biraz dinlendim. Sesim biraz toparladım ama tam da toparlayamadım. Videoyu çekiyorum şu an. Umarım pazar sabahı saat 11'e yetişir. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu bizim 8. günümüzün videosu. Son ilk 10 soruyu karışık içeren videomuz son e, bu şekilde olacak. 9. günündeki videomuz arkadaşlar sadece EBOB EKOK sorusu olacak. Sanırım 30 tane olacak. Tüm soru tipleri var. Merak etmeyin. Çok güzel EBOB EKOK sorusu çözeceksiniz o videoyu izledikten sonra. 10. günün videosunda sadece kümeler sorusu olacak 30 tane arkadaşlar. O videoyu da izledikten sonra çok güzel kümeler çözeceksiniz ve kaçırmayacaksınız. Böylelikle ilk 10 soru kampı bitmiş olacak arkadaşlar. Sonra ne söyleyeyim? Sonra başka bir şey söyleyecek. Yok arkadaşlar. Videoyu beğenip bana destek olursak çok sevinirim. Ben sizler için çabalıyorum. Lütfen sizler de bana destek olun arkadaşlar. Kanalıma abone değilsek abone olalım. Videoyu da beğenelim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki x ve y doğal sayılar olmak üzere karmaşık düzlemde tanımlı. 1 artı üzeri x'in karesi çarpı 1 eksi y üzeri y'nin karesi ifadesinin kaç farklı değeri vardır? Arkadaşlar lütfen çözümlerinizi yorumlara yazın. İlk soru için çok merak ediyorum. Ben şöyle düşündüm. Burada dedim ki e, x'in kuvvetleri x ve y ise x ve y arkadaşlar 4'ün katı. 4'ün katının bir fazlası, 4'ün katının iki fazlası, 4'ün katının üç fazlası olabilir. Çünkü böyle olduklarında i'nin işte kuvvetlerinden dolayı 4 farklı durum gelebilir. Başka durum gelemez. x ve y'yi bu şekilde değerlendireyim dedim. Ve bu şekilde değerlendirdiğimde de 1 artı y üzeri x'in karesi ve 1 eksi y üzeri y'nin karesinin alabileceği değerleri yazayım istedim. Bakın söylediklerimi yazayım. Arkadaşlar x ve y için dört farklı durum vardır aslında arkadaşlar. Yani düşünebileceğim 4 farklı durum vardır. Dördün katı olsun, dördün katının bir fazlası olsun, dördün katının iki fazlası olsun, dördün katının üç fazlası olsun. Şimdi arkadaşlar x dördün katı olursa şuranın alabileceği değeri, değeri yazalım biz buraya. x dördün katı olursa. x dördün katı olsa üzeri 4, birdir. Bir ile biri e toplarsam iki ikinin karesi 4. Burası 4 olabilir. x dördün katı olursa. Dördün katının bir fazlası olursa i üzeri bir iyidir. 1 artı y'nin karesi olur. Arkadaşlar 1 artı y'nin karesi. Birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2. Iki. İkincinin karesi y kare. Yani eksi 1. Buradan 2 geldi. Burası 2 de olabilir. X 4'ün katının 2 fazlası olursa i kare. i kare olursa eksi 1. 1 ile eksi 1 0. 0'ın karesi 0. 3 fazlası olsa 4'ün katının 2. 2 eksi y'dir. 1 eksiği. 1 eksi y'nin karesi arkadaşlar. 1 eksi 2 y. Eksi y'nin karesi artı y kare ama eksi 1 eşittir. Eksi 2 y oldu bu sefer. Tamam. Arkadaşlar bak 1 artı y üzeri x'in karesini alabileceği tüm değerleri buldum. 4, 2, 0, eksi 2. Tamam. Şimdi aynı şekilde buraya yazacağım. Y 4'ün katı olursa i üzeri 4 1'dir. 1'den 1'i çıkar 0, 0'ın karesi 0'dır. 4'ün katında arkadaşlar 1 fazlası olursa i üzeri 1 i'dir. Ama önde eksi var. 1 eksi. E 1 eksi'nin karesini ben yazmıştım. Eksi 2. 4'ün katında 2 fazlası olursa 2 kare. Eksi 1. Önde de eksi vardı. 1 artı 1. 2, 2'nin karesi 4. 3 fazlası olursa i üzeri 3 eksi i. Önde de eksi vardı. 1 artı i. 1 artı i'nin karesi de 2. Arkadaşlar aslında şunu söylemiş oldum ben. Dedim ki 1 artı i üzeri x'in karesi 4 olduğunda 1 eksi i üzeri y'nin karesi 0 da olabilir. Eksi 2 de olabilir. 4 de olabilir. 2 de olabilir. Bu yüzden 4 ile hepsini çarpacağım. Aynı şekilde bu alttakilerle de arkadaşlar sağ taraftaki ifadelerin hepsini çarpacağım. Ve farklı çarpım sonuçlarını bulmuş olacağım. 4 ile 0'ı çarparsam 0. 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8'i. Değil mi? 4 ile 4'ü çarparsam 16. 4 ile 2'yi çarparsam 8'i. 2 ile 0'ı çarparsam 0 yazmıştım sonuç değil. 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 kareden 4 geldi. 2 ile 4'ü çarparsam 8'i yazmıştım. 2 ile 2'yi çarparsam 4 kareden eksi 4 geldi arkadaşlar yazdım. 0 ile zaten buradaki her şeyi çarparsam 0 olur geç bunu. Eksi 2 var burada. Dur moru seçeyim. Çok karışacak. Eksi 2 ile 0 çarparsam 0. Eksi 2 ile eksi 2 çarparsam 4 kare. Eksi 4 yazmıştım. Eksi 2 ile 4 çarparsam eksi 8'i yazmışım. Eksi 2 ile 2 çarparsam eksi 4 kareden 4 yazmışım. Arkadaşlar yani bu çarpımın alabileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonuç varmış. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım arkadaşlar birinci sorumuzun çözüm açıklayıcı olmuştur. İkinci sorumuzdan devam edelim. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı bir soru. Anlatımı çok sıkıntılı. Ben elimden geldiği kadar tane tane anlatmaya çalışacağım. Umarım anlaşılır. Şimdi demiş ki bize K kümesinin iki alt kümesinden biri olan M kümesi. Arkadaşlar bütün elemanları aynı zamanda L kümesinin de elemanıymış M kümesinin. O zaman M arkadaşlar L'nin alt kümesidir. Tamam. Ne demiş? L kümesinin M kümesini kapsamayan 24 tane alt kümesi varmış. Buna göre K kümesinin M kümesini kapsamayan kaç tane alt kümesi vardır? Arkadaşlar L kümesinin M kümesini kapsamayan 24 tane alt kümesi var ya bence şöyle yazıl yazılabilir bu. L kümesinin tüm alt küme sayısından L kümesinin M kümesini kapsayan alt küme sayısını çıkartırsak ulaşabiliriz. Ee, böyle bir soru çıktı da sınavda şöyle düşünmeliyiz. Bir tane örnek verelim. Örnek üzerinden e, gitmeye çalışalım. Formül oluşturmaya çalışalım. L kümesinin 5 tane elemanı olsun. A, B, C, D ve E. M'de de 2 tane elemanı olsun. A ve B. Şimdi ben ne dedim? L kümesinin tüm alt küme sayısından L kümesinin M kümesini kapsayan alt küme sayısını çıkartacağım. Şimdi L kümesinin tüm alt küme sayısı 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri L kümesinin alt, e, eleman sayısı. Eksi. Bir dakika. Heh. Eksi. L kümesinin M kümesini kapsayan alt küme sayısı. Kapsayacaksa M kümesini bir kere A ve B'nin kesikli olması gerekir. A ve B'nin kesikli olması gerekir. Arkadaşlar şimdi L kümesinin M kümesini kapsayan alt küme sayısını bulmak için düşünüyorum ya dedim ki M kümesindeki tüm elemanları içermek zorunda. Sonra L kümesinde geriye kalan CDE var. Ben bu CDE'den hiç yazmazsam L kümesinin alt kümesi olarak A virgül B kümesini yazarsam arkadaşlar. Bakın bu küme M kümesini kapsar. Yani aslında L kümesinin M kümesini kapsayan bir tane alt kümesini, bir tane alt kümesini yazdım. E arkadaşlar ben bu CDE'den bir tanesini yazayım. A ve B'nin yanına. A ve B, B kesin olacaktı. O zaman A, B, C yazarım. Tabi A, B, D de yazabilirim. A, B, e de yazarım. Bakın şu an arkadaşlar 4 tane yazmış oldum. L kümesini, M kümesini kapsayan alt kümesi. 4 tane oldu. Buradaki C, D, E'den bir tanesini yazmıştım ya. C, D, e ve. ikisinin ikisini yazayım. A ve B'nin yanına yazacağım tabii ki. Çünkü kapsaması gerekiyor ya M'yi. A, yanına CD yazarım. Bak uzun uzun açıklıyorum sizin için. A, B'nin yanına C, yazarım. Bir de AB'nin yanına arkadaşlar D ve E yazarım. Şu an kaç tane oldu? 4 tane yukarıda var, 3 tane de aşağıda var, 7 tane oldu. Son olarak da AB'nin yanına arkadaşlar buradaki E'nin hepsini birden yazabilirim. C, D, E. Bakın şu an arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 ne? L kümesinin M kümesini kapsayan alt kümesi ise 8. 2 üzeri 3. 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 3'ü çıkartırsam 24. Aa tesadüfe bak. L'nin 5 tane elemanı, M'nin de 2 tane elemanı varsa 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 3'ten L kümesinin M kümesini kapsama en alt küme sayısını 24 buldum. 2 üzeri 5 L'nin alt küme sayısıydı. 2 üzeri L'nin eleman sayısı. 2 üzeri 3. 3 nereden geldi? Arkadaşlar 3 nereden geldi? Buradaki CDE'nin varyasyon sayısı. Peki bu CDE ne? L'nin M'den farkı. Ya da L'nin eleman sayısı eksi M'nin eleman sayısı diyelim biz. Değil mi? L'nin eleman sayısı eksi M'nin eleman sayısı. O zaman K kümesinin M kümesini kapsamayan kaç alt kümesi vardır? 2 üzeri K'nin eleman sayısı eksi 2 üzeri arkadaşlar K eksi M. Değil mi? 2 üzeri K eksi 2 üzeri K eksi M. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ben buraya. Bir kere Bizim buradaki 24'ü sağladı ya. Bak ben formülize ettim. Tesadüfen 5 sağladı. O zaman bizim burada L'mizin 5 tane eleman olmak zorunda. M kümemizin de 2 tane eleman olmak zorunda. L kümemizde 5 tane, M kümemizde 2 tane eleman olursa bakın gerçekten de kapsamayan 24 tane alt küme gelmişti. Tamam. Şimdi K'nin eleman sayısı kaç burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 üzeri 8. Eksi 2 üzeri K eksi M. 8'den 2'yi çıkartacağım. 6. E 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 parantezinde arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 1'dir. E bu da 2 üzeri 6 da 64 değil mi? 64 çarpı 3'ten 192 gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı oldu. Bakın tesadüfen L'ye 5 eleman, M'ye 2 eleman verdiğimde tamam 24 tane alt kümesi geldi. L kümesini, M kümesini kapsamaya. Siz L'ye 4 eleman, M'ye 2 eleman verseniz arkadaşlar formülize ettiğimizde nasıl formülize ettik? L kümesinin tüm alt küme sayısı 2 üzeri 5 eksi arkadaşlar 2 üzeri 3. Oradaki 3 nereden gelmişti? L eksi M'den. Bu şekilde formülü ettik. Şimdi 3. sorudan devam edelim arkadaşlar. 3. soruyu buraya nefes alabilelim diye koydum. Görüyorsunuz ki ilk 2 soruyu kaç dakikada anlattık. Şu 3. soruda nefes alacağım. Açık söyleyeyim yani bunu niye buraya koyduğumu belirtiyorum sizlere. Arkadaşlar ne küp 7 tek sayı olduğuna göre demiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Şimdi sakın burada şöyle düşünmeyin. Ne küp artı 7 tek sayıysa arkadaşlar n'nin tek olması gerekir falan demeyeceğiz biz. E şöyle olamaz mı burası? Bakın ne küp artı 7 tek sayı ya. N dediğimiz şey 2 üzeri 1 bölü 3 olsa 2 üzeri 1 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti 2'dir. 2 i̇ki ile 7'yi toplarsam 9 tek sayıdır. Bu yüzden biz sadece buradan şu yorum yapabiliriz arkadaşlar. Ne küp artı 7 tek sayıysa ne küpün çift olması gerekir. Başka hiçbir yorum yapamayız. Ne küp çiftmiş ki çiftle teki toplamışız arkadaşlar. Tek gelmiş. Ne küp neymiş? Çiftmiş kardeşim. Ne küp çiftse başka bir yorum yapamıyorsak neyi içerenleri ele? Ne kareyi içerenleri ele? Demek ki cevap Edirne arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Ne küp çiftti? Ne üzeri altıyı ben ne küpün karesi olarak yazarım. Eksi ne küp? Ne küp çiftti? E çiftin karesi çift. Eksi ne küp zaten çift. Çiftten çift çıkartırsam çift yani sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Edirne şıkkı oldu. Şimdi geldik diğer soruya. Diğer sorumuz da bence çok güzel bir soru. ÖSYM tarzı bir soru. Bakın ben buna zor bir soru demiyorum. Yani 1 ve 2'deki gibi karışık demiyorum ama bir şey görmek gerekiyor. Gören bu soruyu çözer. Demiş ki A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. 3 çarpı A artı B çarpı C ve 3 çarpı C artı A çarpı B sayılarından birinin tek diğerinin çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre Sayılarından hangileri her zaman bir tek sayı eşittir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bunlardan bir tanesi tek. Bir tanesi çiftse. Ya hangisinin tek, hangisinin çift olduğu benim için önemli değil. Neden biliyor musunuz? Ben bunları taraf tarafa toplarsam. Hadi bu tek olsun, bu çift olsun. O zaman bunların toplamı tek sayı olur. Bir tanesi tek, bir tanesi çiftse Allah'ın emri bunların toplamı arkadaşlar tek sayı olur. Yani buraya yazayım. 3A artı B çarpı C ile 3C artı a çarpı b'yi toplarsak arkadaşlar kesinlikle tek sayı olmak zorundadır. Tamam bunu bu şekilde yazdıktan sonra bir toparlama yapmaya çalışalım. Ne yapalım? E, buradaki 3a ile buradaki 3c'yi toplarsam 3 parantezinde a artı c olarak yazarım. Artı buradaki b çarpı c ile buradaki a çarpı b'yi b parantezine alsam arkadaşlar yine a artı c gelir. Eşittir tek sayı yazdım. Tamam. Sonra arkadaşlar A artı C parantezine alalım buranın tamamını. A artı C parantezinde arkadaşlar B artı 3 değil mi? Eşittir. Ne oldu? Tek oldu. Bu çarpımın sonucu tekmiş. A artı C ile B artı 3'ü çarptığım zaman tek olacakmış. Arkadaşlar bir çarpımın sonucu tekse tek çarpı tekten tek gelir. Yani A artı C'nin de tek olması gerekir. B artı 3'ün de tek olması gerekir. Şimdi B artı 3 tekse arkadaşlar B'nin kesinlikle çift olması gerekir. B kesinlikle çift A artı C'de kesinlikle tek. Şimdi A artı C kesinlikle tekse A çift C tek olabilir. Ama arkadaşlar A tek C de çift olabilir. Hangisi her zaman bir tek sayı eşit demiş. A artı C kesinlikle bir tek sayıdır. B çift Allah'ın emri buraya yazdım. Şimdi A için iki durum var arkadaşlar. A artı C tek ya. A çift C tek. A tek C çift. E arkadaşlar burada A çift olursa çiftle çift toplarsam çift oluyor burası. Bak birelendi. Birelendi. 3'e <laughs> bakalım. B çifti e, C için yine iki durum söz konusuydu arkadaşlar. C çift olursa çift oluyor. Demek ki sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır diyecekmişiz. Geçtik bu soruya. Bu soru ölüm gibi bir soru. Bu soruyu yazan beynine sağlık. <laughs> Başka bir şey demeyeceğim. ama Yanlış anlamayın. Aklına sağlık arkadaşlar. Bu sorunun anlatımı da çok sıkıntılı. Umarım tek de başarabiliriz arkadaşlar. Küme sorusu gibi bir formülize elde etme durumu var. Adam demiş ki soruda yazan arkadaş. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A ile B'nin en büyük ortak birini M faktöriyel en küçük ortak katı 10 faktöriyel koşulunu sağlayan A virgül B ikililerinin sayısı 16 olduğuna göre demiş. Bak bak bak. M doğal sayısı en fazla kaçtır? Yine böyle sorularda arkadaşlar örnek vermemiz gerekir. Formülize etmeye çalışmamız gerekir. Yani bir şeyleri düşünmeye çalışmamız gerekir. Ben diyorum ki arkadaşlar A ile B'nin en büyük ortak böleni 3 olsun. A ile B'nin en küçük ortak katı da 24 olsun. 24 olursa tam iyi anlatamam. Ya 36 olsun. Aynen. Şimdi arkadaşlar A ile B'nin en büyük ortak böleni 3 ise A 3'ün bir k katıdır. B de 3'ün bir n katıdır. Buradaki k ve n aralarında asaldır. Değil mi? 3'ün bir katı, 3'ün bir katı, k ve n aralarında asal. Peki a ile b'nin en küçük ortak katı şu an ne olur? 3k ile 3n'nin en küçük ortak katı. k ile n aralarında asal olduğu için 3'e böldüm. k ve n kaldı. Demek ki 3 çarpı k çarpı n oldu. En küçük ortak katı a ile b'nin. Bu kaçmış arkadaşlar? 36'ymış. E buradan k çarpı n kaç geldi? 12 geldi. Arkadaşlar K ile N aralarında asal olacaktı. 1 ile 12 aralarında asal 2 ile 6 olmaz. 3 ile 4 aralarında asal e, geriye baş sardık. 3 yazdıktan sonra 4, 4, 3 yani başka yok. K ile N aralarında asal olacaksa arkadaşlar 1 ile 12, 3 ile 4. Tabi burada sıralı ikili dediği için ben şunu biliyorum ki 2,7 ile 7,2 farklı sıralı ikililerdir. Dolayısıyla ben burada 1,12 aldım ya yani K'yi 1, N'yi 12 aldığımı düşünelim. O zaman arkadaşlar 12,1 başka bir sıralı ikili oluşturacak birazdan. Bir de 4,3. Yani aslında toparlarsak şöyle oldu. Ben dedim ki K'yi 1, N'yi 12 alabilirim. K'yi 1, N'yi 12 alırsam A 3 olur, B 36 olur. 3,36 bir sıralı ikilidir. Tabi ben burada K'yi 12, N'yi 1 de alabilirim. Arkadaşlar K'yi 12, N'yi 1 alırsam bu sefer A 36, B3 olur. Bakın 36 36,3'te farklı bir sıralı ikilidir. Yine arkadaşlar alttakileri de yazalım. Hadi görelim. Ben burada K'yi 3 alırsam A9, N'yi 4 alırsam 12. 9,12. Bir de tam tersi 12,9. Peki kaç tane sıralı ikili geldi bu soruyu çözdüğümde? 4 tane sıralı ikili geldi. Bu 4 tane sıralı ikiliyi bulurken aslında K çarpı N'deki e, arkadaşlar Birbiriyle asal olma durumunu inceledim. Birbiriyle asal olacak şekilde kaç tane var? 1, 12, 12, 1, 3, 4, 4, 3. 4 tane olduğu için dedim ki 4 tane sıralı ikili vardır. 12'ye dikkat edelim. Çünkü formülize etmeye çalışıyorum. K çarpı ne? 12 iken 4 tane geldi. K çarpı ne? 12. 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3'tür. Aslında arkadaşlar bakın 2'nin karesi çarpı 3'ü ben K ve N'ye paylaştıracağım. Ama K ile N aralarında asal değil mi? Keleni aralarında asal. O zaman ben oradaki 2'nin karesinin hepsini ya K'ye ya da N'ye vermek zorundayım. Ya sen gidip 2'nin bir tanesini buraya, 2'nin bir tanesini buraya verebilir misin? Veremezsin. K ile N aralarında asal. Yoksa en büyük ortak bölen değişir. Bak en büyük ortak böleni bulurken 3K, 3 ne dedim. K ile N aralarında asal dedim. İşte bu yüzden ben diyeceğim ki buradaki 2'nin karesi K'ye gelse N'ye 3 gelir. Ya da K'ye 3 gelse N'ye 2'nin karesi gelir. Ya da 2'nin karesi çarpı 3'ün tamamı K'ye gelse N'ye 1 gelir. K'ye 1 gelse 2'nin karesi çarpı 3 N'ye gelir. Yani burada 2'nin karesinin gidebileceği keleman var. 3'ün gidebileceği keleman var. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 farklı durum var. Arkadaşlar. 2 iki çarpı 2'den 4 farklı durum var. Peki şöyle olsaydı. K çarpı N. Birbirleriyle, birbirleriyle aralarında nasıl olacak şekilde 12 yazmıştım ya. Buraya kaç yazayım? 160 yazayım. Kaç farklı sıralı ikili vardır? Ben diyeceğim ki güzel kardeşim. 160'ı asal çarpanlarına ayıracağım. 160 nedir? 16 çarpı 10'dur. E 16'da 2 üzeri 4'tür. 10'da 2 çarpı 5'tir. Bakın bu 2 üzeri 5 çarpı 5'tir. Arkadaşlar bak şimdi. Kaç tane vardır? Yine aynı şekilde. Sen 2 üzeri 5'i paylaştıramazsın. Yok 2 üzeri 5'in 2 üzeri karesi K'ye 2 üzeri küpü N'ye gitsin yazamazsın. En büyük ortak bilen değişir. K'nin aralarında asal. Bu yüzden sen diyeceksin. Kuvvet önemsiz güzel kardeşim. Kuvvet önemsiz. Gidebileceği iki eleman var. Gidebileceği iki eleman var. 2 çarpı giden 4 tane sıralı ikili gelir. Burada başka bir çarpan daha olsaydı asal. Kuvvet önemsiz. 2 çarpı 2 çarpı giden 8 tane sıralı ikili var diyecektin arkadaşlar. Toparlarsak aslında nasıl bir örüntü elde ettim? Dedim ki buradaki örneğimize göre işte ebopları belliyse Sayılar bu ebobun bir k katı ile bir n katıdır. K ile n de aralarında asaldır. O zaman ekokları da 3 çarpı k çarpı n 36'dır. O zaman k çarpı n 12 ise k çarpı n 12 ise 12'nin içindeki farklı asallar lazım. Sayısı lazım. Mesela burada 2 ve 3. 2 tane. Bu 2'nin gidebileceği. 2 tane 3'ün gidebileceği. kuvvet önemsiz çünkü. 2 tane 2 kere giden 4 tane sıralı ikili vardır dedim. Şimdi benim sorumu çözmeye çalışalım. Benim sorumu derken bana yazılmış soruyu. Tamam mı arkadaşlar? Bu örnek burada dursun. Aynı mantıklı ilerleyelim. A arkadaşlar e, x çarpı m faktörel olsun. En büyük ortak bölenleri m faktörel ya. m faktörelin x katı olsun. B de m faktörelin y katı olsun. Arkadaşlar. O zaman e, A ile B'nin en küçük ortak katı nedir? x çarpı y çarpı m faktörel eşittir. 10 faktöriyel olarak verilmiş değil mi? Bak ekok boyuyorum. A virgül B 10 faktörelmiş. Az önceki sorudaki gibi düşündüm. İki sayının en büyük ortak böleni belliyse buradaki A ve B bu ortak bölenlerin bir katıdır. Tabi aralarında asıl olmak zorunda bu X ve Y. O zaman en küçük ortak katı X çarpı Y çarpı M faktörelleştir 10 faktöriyel olarak geldi. Arkadaşlar bu şekilde kaç tane sıralı ikili varmış? Sıralı ikilerin sayısı 16 taneymiş. O zaman ben diyeceğim ki x çarpı y'yi 10 faktöriyel bölü m faktöriyel olarak yazdığımda bunlar aralarında asal olacak ya. Buradan cevabın 16 gelebilmesi için cevabın 16 gelebilmesi için şurada 4 tane asal çarpan olması gerekir. Kuvvetleri önemsiz. 4 tane asal çarpan gelmesi gerekir. Çünkü az önce anlattım. K ile n 12 eşitse K ile n aralarında asal olacak şekilde 12 eşitse 12'de kaç tane asal çarpan var? 2 ve 3. 2'nin gidebileceği 2 tane, 3'ün gidebileceği 2 tane, 2 kere 2'den 4 tane sıralı kili var. Bak burada da sıralı ikili sayısı 16 ymiş. Yani 2 üzeri 4'ten 16 gelmiş. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 gelmiş. Demek ki 10 faktöriyeli m faktöriyeli böldüğüm zaman arkadaşlar 4 tane asal çarpan gelmek zorunda. Şimdi m 9 olabilir mi? Ya güzel kardeşim bak m 9 olursa e, x çarpı y x çarpı y eşittir. 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyelden 10 gelir. da nedir? 2 çarpı 5'tir. 2 tane asal oldu. Yani dört tane sıralı ikili olur. Demek ki M9 olamaz. M 8 olursa M 8 olursa 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyelden 10 çarpı 9 olur. 10 çarpı 9 da 2 çarpı 5 çarpı 3'ün karesidir. Kuvvetler önemsiz. Burada 3 tane asal vardır. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane sıralı ikili vardır. M8 de olamadı. Ya M7 olsun. M7 olursa 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyelden 10 çarpı 9 çarpı 8 olur. 10 çarpı 9 çarpı 8'de kaç tane farklı asal vardır? 2 çarpı 5, 3, 2, 3 tane var. 2, 3, 5. Bak burada 3 tane farklı asal var. Kuvvetleri önemsiz. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane yine sıralı ikili vardır. Peki M6 olursa olur mu? M6 olursa arkadaşlar x çarpı y 10 faktöriyel bölü bak 10 faktöriyel bölü 6 faktöriyelden 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 olur. Çünkü altı faktöreller birbirini sadeleştirdi. Burada kaç tane farklı asal var? Eğer 4 tane gelirse cevap olacak. Çünkü 4 tane olursa 2'lerin sayısı 2 x 2 x 2 x 2'den 16 olur. Arkadaşlar onda 2 ve 5 farklı asalları var. Kuvvetleri önemsiz. Burada 3 asalı var. Burada da 7 asalı var. Bakın gerçekten de 4 tane farklı asal geldi. Demek ki sıradaki sayısı 2 x 2 x 2 x 2 çarpı 16 oldu arkadaşlar. Yani minin alabileceği en büyük değer 6'dır. Sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Bu da yine ölüm gibi bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi devam edelim. Bu soruya geldik. Bu soruda da ufak bir nefes alacağız. Çünkü zor bir soru değil. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabi soruyu anlamak önemli. Arkadaşlar soruda bize demiş ki çizimde bir yanlışlık yapan Göktuğ Koordinat düzleminde fx fonksiyonun eksenlerini 2 ve 3 seçerse fonksiyon denklemi x kare x 12 x artı 32. Eksenlerini 2 ve 3 seçerse yani x eksenini 2, y eksenini 3 seçerse arkadaşlar denklem bu oluyormuş. Ya da eksenlerini 1 ve 4 seçerse arkadaşlar x eksenini 1, y eksenini 4 seçerse fonksiyonun denklemi x kare eksi 2 x artı 4 oluyormuş. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Aslında biz bunu öteleme gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Tepe noktası yardımını yapabiliriz. İkinci dereceden bir denklemde öteleme varsa hemen fonksiyonun tepe noktasını bulmak gerekir. Şimdi ben buradaki x kare eksi 12 x artı 32 şöyle yazayım arkadaşlar. <laughs> x Eksi 6'nın karesi. X kare. X 12 x artı 36 oldu. O zaman eksi 4. Değil mi? Tamam. Bunu da şöyle yazayım. X eksi 1'in karesi. X kare 2 x artı 1. O zaman artı 3 yazdım. Şimdi arkadaşlar tepe noktasını yazalım. Buradakinin tepe noktası R'si 6 K'si eksi 4. Buradakinin tepe noktası arkadaşlar R'si 1 K'si 3. Aslında arkadaşlar diyorum ya burada bir öteleme var. 2'den 1'e öteleme yani apsisler. Birincisinin apsisi yani x ekseni 2 idi. İkincisinin iki 1'di x ekseni. Apsislerde ök öteleme kaç? 6 ile 1 arasındaki fark kaç? 5. Yani aslında burada 5 birimlik bir öteleme var arkadaşlar. Çok önemli değil eksi 5 artı 5. Orada 5 birimlik bir öteleme var. Arkadaşlar birincisinin y ekseni 3'tü. İkincisinin y ekseni 4'tü. E, tepe noktasındaki y'ler, ordinatlar. Eksi 4'ten 3'e kaç değişim var? 7. Yani burada da bir 7 değişim var. 5 kere 7 35 yani sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır dedik. Şimdi geldik bu soruya. Bu soru da yine çok güzel bir soru. Bu da var. Bu da var. Ey maşallah. Şimdi bu soruya bakalım. N bir doğal sayı olmak üzere demiş. Sıfırdan farklı x gerçek sayısı için x artı 1 bölü x'in n'inci kuvveti ifadesinin azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 4. terimin kas sayısı, baştan 9. terimin kas sayısından büyük baştan 7. terimin katsayısından küçük. Arkadaşlar, baştan 4. terim. N ne var. N'nin 0'lısı baştan 1. terim. N'nin neyini 0'lısı. N'nin 1'lisi, N'nin 2'lisi, N'nin üssü. Baştan 4. terim N'nin üssüymüş. Arkadaşlar, N'nin üssü baştan 9. terimin katsayısından büyükmüş. E baştan 9. terim N'nin 8'lisi. Yani N'nin 8'lisinden büyükmüş. Baştan 7. terimin katsayısından küçükmüş. Yani n'nin altlısın arkadaşlar? Küçükmüş. Bakın bu terimin zaten kas bunlardır. Hani biz açılım biliyoruz ya binomla ilgili o kadar deneme çözdük. 7 tane deneme çözdük arkadaşlar. Kas sayı nereden gelecek? İşte n'nin sıfırlısı çarpı x üzeri n eksi sıfır ama o x'in kuvveti olacak. Artı 1 çarpı x üzeri eksi 1 üzeri sıfır. Dikkat edersek kas sayı sadece, sadece n'nin sıfırlısı. N'nin birisi gibi ifadelerden geliyor arkadaşlar. Tamam toparladığımız zaman böyle oldu. N'nin 8'lisi küçüktür. N'nin üçlüsü. O da küçüktür. N'nin altılısı. Acaba N kaç? Bence burada N'yi biz düşüneceğiz arkadaşlar. N'yi bulacağız. Daha sonra zaten soruyu çözeceğiz. Sabit terimini bulacağız. Bu ifadenin sabit terimine geleceğiz. Hmm. Acaba N'ye kaç? Bir kere N'nin 8'den büyük olduğunu biliyorum. N büyük eşittir 8 diyeyim ya da. Eşit de olabilir tabii. N'nin 8'den büyük eşit olduğunu biliyorum. N kaç? Arkadaşlar biraz basit düşünelim bence. Mesela basit düşünelim derken yani örnek vermeye çalışalım kendimize direkt neye 9 yazsak da ya da 10 yazsak da ilerlesek de görebiliriz ama yine birkaç bir şey düşünelim. Yorum getirelim, en azından yorum gücümüzü geliştirelim. Mesela ben şunu biliyorum. 10'un sıfırlısı yazsam 10'un 1'lisi 10'un sıfırlısından daha büyük. 10'un 2'lisi 10'un 1'lisinden daha büyük. 10'un 3'lüsü 10'un 2'lisinden daha büyük. 10'un 4'lüsü hepsinden büyük. 10'un 5'lisi hepsinden hepsinden büyük. 10'un 6'lısı 10'un 4'lüsüne eşit zaten. Bir daha azalmaya başladık. 10'un 7'lisi 10'un 3'lüsü eşit. Yani 10'un tam yarısı en büyük oluyor. Değil mi? Onun 5'lisi En büyük oluyor. Sonra diğerleri zaten küçük. 10 çiftken tabii ki böyle olur. 11 mesela tek sayı ya. O zaman 11'in beşisiyle 11'in 6'lısı birbirine eşittir. En büyük bu ikisidir. 11'in 5'lisi ve 11'in 6'lısıdır. Diğerleri de onlardan küçüktür. Değil mi arkadaşlar? O zaman ben burada neyi düşünürken böyle düşüneyim. Neye mesela e, burada 6'ya büyük ya. Neyin altılısı en büyük ya arkadaşlar. 6'nın 2 katı kaç? 12. Ne acaba 12 olabilir mi? Ne 12 olsa şurası 12'nin 8'lisi olur. Burası da 12'nin 3'lüsü olur. 12'nin 8'lisi 12'nin 4'lüsüne eşittir. Arkadaşlar 12'nin 4'lüsü 12'nin 3'lüsünden küçük değildir. Ortaya gidene kadar hep artar. 12'nin 0'lısı en küçüğü. 12'nin 1'lisi, 12'nin 2'lisi, 12'nin 3'lüsü, 12'nin 4'lüsü, 12'nin 5'lisi hep giderek artıyor. 12'nin 6'lısı en büyüğü oluyor. Arkadaşlar bu yüzden niye 12 olamazmış? Peki neye 11 olsa ne olur? Yukarı doğru gitmiyorum. Bir aşağı doğru gidin bakalım. Neye 11 olsa burası 11'in 8'i olur. Burası 11'in 3'lüsü olur. Bunlar neşte olur olmaz. Peki neye 10 olsa? Neye 10 olsa? Onun 8'lisi küçüktür. Onun 3'lüsü o da küçüktür. Onun 6'lısı olur. Arkadaşlar onun 8'lisi onun ikilisine eşittir. Bu zaten onun 3'lüsü. Bu da arkadaşlar onun 4'lüsü. Bakın gerçekten de onun 5'lisine kadar az önce anlatmıştım. Hep artıyordu. <laughs> Demek ki gerçekten de N'nin kaç olması gerekiyormuş? N'nin arkadaşlar 10 olması gerekiyormuş. Bir yudum su içeceğim. Dayanamıyorum artık. <laughs> Yine iyi anlattım ha. Yorulmadan, es vermeden. Buraları kıtmayacağım arkadaşlar. N 10 olmak zorundaymış. Yani buradaki bu eşitsizliğin sağlanması için N'nin 10 olması gerekiyormuş. Tamam. Tamam N'yi 10 aldım güzel kardeşim n 10 yazdım. Bu ifadenin sabit terimi sorulmuş. Sabit terim bulmak istiyorsam içine 0 yazarım. 0 artı 1 0. Ana olmadı. İşte böyle olduğunda da şöyle yaparım arkadaşlar. Derim ki bu ifadenin sabit terimi soruluyorsa güzel kardeşim x'in kuvvetinin 0 olması gerekir. Tamam ben burada onun bir şeylisi alacağım ve sabit terim gelecek. Ya onun karşısını aldığımı bilmiyorsam reylisini alırım. Onun reylisi. Çarpı. X üzeri 10 eksi R. Değil mi arkadaşlar? Çarpı. 1 çarpı x üzeri eksi 1. Yani aslında x üzeri eksi 1'in re'nin kuvveti. İşte bu x üzeri sıfır eşit olacak ama x üzeri sıfırın tabii bir kat sayısı var. Çarpı 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 x üzeri sıfır olacak arkadaşlar. Tamam bakın bu şekilde yazdığım zaman arkadaşlar x'in kuvvetini sıfır yaparsam cevap gelecektir. Çünkü benim için önemli olan burada kuvvet. Sabit terim x'in sıfırlı kuvveti sıfırdır. Ben burada bilmediğim bir terim için x'in kuvvetini sıfır yapmak zorundayım. Arkadaşlar sadece kuvvetle ilgileniyorum. X üzeri e, X üzeri 10 eksi R var. Neden güzel yazamadım? Bir, bir dakika sileceğim. Baştan yazacağım. Sadece kuvvetle ilgileniyorum. X üzeri 10 eksi R çarpı X üzeri R. Değil mi? Eksi 1 çarparsam eşittir X üzeri 0 olacak arkadaşlar. Kas sayıda R'ye geçtim. E buradan 10 2 R kuvvetler toplanır ya. Eşittir 0 ise R kaç? 5. Arkadaşlar onun 5'lisi. onun 5'lisi cevap. Onun 5'lisi cevap. Onun 5'lisi de kaç gelir ki? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Hadi bakalım kaç gelir? Ee, 3 kere 2 6 sadeleştirdim. 4 ile 8 sadeleştirdim. 2. 5 10 sadeleştirdim. 2. 2 kere 2 4. 4 kere 7 28. 28 ile 9'u çarpacağız. 9 kere 8 72'nin ikisi de var 7. 9 kere 2 18 7 daha. 252 yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım sonuç çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi geldik bir başka güzel soruya. Allah'ım ya Rabbim kaç dakika olmuş? 32 dakika olmuş. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum ben soruyu okumadan önce. Bir g fonksiyonu birebir bir örtense bu fonksiyonun tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısı eşit olmak zorunda. Birebir bir örtense bak gözüne canlandır. Bir tane ben şeması çiz tanım kümesi olsun. Bir tane belki şeması çiz değer kümesi olsun. Birebir bir, bir örten olabilmesi için Kesinlikle G fonksiyonu tanım kümesi, değer kümesi eşit olmak zorunda. Arkadaşlar F fonksiyonu birebirdir ancak örten değildir diyorsa F fonksiyonunun değer kümesinin eleman sayısı fazla olmak zorunda. Değil mi? Bak mesela F için çizelim. Şöyle bir tane tanım kümesi, bir tane değer kümesi çizelim. A, B, C yazalım. A, B, C, D yazalım. Bakın gerçekten de bu fonksiyon birebirdir, örten değildir. Çünkü değer kümesinin eleman sayısı fazla. Şimdi soruya bakalım. F ve G fonksiyonlarının tanım kümeleri sırasıyla A ve B'ymiş. F fonksiyon tanım kümesi A, G fonksiyon tanım kümesi B'ymiş. Diğer kümeleri de sırasıyla C ve A'ymış. C ve A'ymış. Az önce söylemiştim. Arkadaşlar bir fonksiyon birebir ve örtense kesinlikle tanım kümesinin diğer kümesine eşit olması gerekir eleman sayılarının. Yani ben burada S, B eşittir, S, A demek zorundayım. Ve arkadaşlar bir fonksiyon birebirdir ancak örten değilse Değer kümesinin eleman sayısı fazla olmak zorunda. Yani A'nın eleman sayısının, C'nin eleman sayısının az olması gerekir. Tamam. Arkadaşlar sarıyla boyadığım şey SB eşittir SA. E zaten burada SB ile SA'yı vermiş. Yani mutlak değerli ifadeyle alttaki X'in birbirine eşit olması gerekir. Yazalım. Mutlak değer içerisinde X eksi. Mutlak değer içerisinde X eksi 15 arkadaşlar. X eşit işte olacakmış. Çok düşünmeyelim yapalım bu işlemi. Ne diyeceğim? X eksi mutlak değer x eksi 15 ya x eşit olur ya da arkadaşlar bu x eksi mutlak değer x eksi 15 eksi x eşit olur. Şimdi burada ilk durumda şuradaki x e, buradaki x birbirini götürdüm. Aslında mutlak değer x eksi 15 eşittir 0 geldi. Eksi var ama eksi çarparsan iki tarafı zaten böyle olur. Buradan x kaç gelir? 15 gelir. Şimdi x 15 olursa b'nin eleman sayısı 15 olur. B'nin eleman sayısı 15 iken S5'tir SA olmak zorundaydı. O zaman A'nın eleman sayısı da 15 olur. Şimdi A'nın eleman sayısı 15 ise C'nin eleman sayısı da 15'ten büyük olmak zorundaysa C kümesinin eleman sayısı hangileri olabilir demişse <laughs> cümlelere bak. O zaman C 23 olabilir. X 15 olduğunda C 23 olabilir. Tamam birinci durumu inceledik. Şimdi şuradaki ikinci duruma bakalım arkadaşlar. Hatta burada eksi x'i bu tarafa eksi mutlak değer x eksi 15'i karşı tarafa atarsak 2x eşittir mutlak değer x eksi 15 olur. Arkadaşlar burada da iki durum söz konusudur yine. 2x değil hadi yani eksi 2x eşittir x eksi 15 diyelim. Bir de 2x eşittir x eksi 15 diyelim. Burada arkadaşlar x'i bu tarafa atarsam eksi 3x eşittir eksi 15'ten x eşittir 5 olur. Yani b'nin eleman sayısı 5 olur. O zaman a'nın eleman sayısı da 5 olur. A'nın eleman sayısı 5 ise c'nin ki 5'ten fazla olmak zorunda o zaman 14 olabilir. Bir de en son şu duruma bakacağız arkadaşlar. 2x eşittir x eksi 15. x'i bu tarafa attım. x eşittir eksi 15. Arkadaşlar bakın bu boyadığım ifadeye. Mutlak değerli bir ifade. Eksi 15 eşit olabilir mi? Olamaz. Demek ki 2 ve 3 olabilir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım bu sorunun çözümü de açıklayıcı olmuştur. Şimdi devam ediyoruz. Bu soruya geldik. Bu soruyu neden seçtim biliyor musunuz? Nefes almak için seçtim. Vallahi billahi nefes almak için seçtim. Çok zor bir soru değil. Çünkü bundan sonraki soru da yine zor. Karışık. Uğraştırıcı. Arkadaşlar Px küp artı 4 polinomunun derecesi 6'ymış. Px polinomunun x kare artı 3 ile bölümünden kalan 1 eksi 5x ve x eksi 1 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 2 ile bölümünden kalan diyorsa x eksi 2'yi 0 eşitledim. x eşittir 2 dedim. 2'yi gideceğim burada yerine yazacağım. Bana ne sorulmuş arkadaşlar? Bana P3 sorulmuş. Şimdi P x küp artı 4'ün derecesi 6'ymış. Buradaki 4 önemsiz. O zaman arkadaşlar px polinomu ikinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Mesela px eşittir x kare olsa px küpü buraya yazsam x küpün karesinden derecesi 6 gelir. Demek ki px neymiş? İkinci dereceden bir polinommuş. Buraya yazalım arkadaşlar. Bir dakika şöyle tableti kaydırdım. px eşittir a çarpı x kare artı b çarpı x artı c olarak yazdım arkadaşlar. Demiş ki burada bize x kare artı 3 ile bölümünden kalan 1 eksi 5 x. x kare artı 3'ü 0 eşitledim. Yani x kare yerine eksi 3 yazdığım zaman 1 eksi 5 x eşit olmak zorundaymış buradaki ifade. Şimdi x kare yerine eksi 3 yazarsam eksi 3 a artı b çarpı x artı c eşittir arkadaşlar. 1 eksi 5 x. Tamam mı? Tamam. Burada bizim sabitimiz eksi 3 a ve c'dir. Yani eksi 3A artı C arkadaşlar 1'miş. Bakın B de eksi 5'miş. X'in katsayısı B de kaçmış? Eksi 5'miş. Tamam. Bir cümlemiz daha var. Bir cümlemiz daha var burada. Onu morla boyasam? Yeşil de boyayım. X eksi 1 ile bölümünden kalan kaçmış? 4'müş. X eksi 1 ile bölümünden kalan arkadaşlar 4'müş. X eksi 1 ile bölümünden diyorsam x eksi 1'e 0 eşitledim. Buradan x eşittir 1 geldi. Yani p1 4'müş. Şu polinomun de eksiğine 1 yazacağım. 4'e eşitleyeceğim. A artı B artı C kaçmış? 4'müş. Değil mi arkadaşlar? A artı B artı C. Yanlış yapmayalım. Evet 4'müş. Tamam. B kaçtı? Eksi 5'ti. O zaman A artı C kaçtır? 9'dur. E Arkadaşlar eksi 3 A artı C kaçtı? 1'di. Şimdi ben alttaki ifadeyi eksiyle çarpı taraf tarafı toplamak istiyorum. Toplarsam 4 A eşittir. 8'den A'yı 2 buldum. A 2 ise C kaç? 7. O zaman px polinomunu baştan yazalım. ax kare yani 2x kare. E, b kaçtı? Eksi 5. Eksi 5x. c kaç? Artı 7. Arkadaşlar bize p3 lazımdı. x yerine 3 yazacağız. x yerine 3 yazarsak <laughs> 2 çarpı 3'ün karesi 2 kere 9. 18. Eksi 15 artı 7. 18 7 daha 25. 25 15 çıkartırsak 10. Değil mi? Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Deniz şıkkıdır. Yine ses gitti. Kusura bakmayın. Buraya kırmayacağım. Uğraşmayacağım bu işlerle. Neyse. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Son sorumuz da mükemmel bir soru. Vallahi bittim bu videoda ya. Arkadaşlar lütfen bir beğeni atalım. Bana destek olalım. Gerçekten bittim enerjim. Bitti. Neyse. <laughs> ne demiş burada? Dik koordinat düzleminde koordinatları tam sayı olan noktalara kafes noktası diyelim. Hadi diyelim olan. Koordinatları tam sayı olan noktalara kafes noktası diyelim. Bu eşitlik sisteminin belirttiği bölgede Kaç farklı kafes noktası vardır? Ben bunu küçülteceğim güzel kardeşim. Şöyle birazcık yakınlaşacağım. Çünkü şuradaki eşitsizlik sistemini çözmek için grafik çizeceğim ben. Çok güzel bir soru ya bu soru. Tam ÖSYM tarzı. Bayıldım bu soruya yani. Seçerken böyle var ya keyifle, iştahla seçtim. Şimdi şuraya bakalım. Sarıyla boyadığım ifadeye bakalım. Arkadaşlar ben bunu şöyle yazarım. Y küçüktür. 4 eksi mutlak değer 2x. Ya güzel kardeşim mutlak değer 2x dediğimiz şey mutlak değer 2 çarpı mutlak değer x'tir. Yani 2 tane mutlak değer x'tir. Tamam mı? Sen bunu karşıya atarsan eksi 2 çarpı mutlak değer x olur. Tamam. Şimdi ben bunun grafiğini çizeceğim. y küçüktür 4 eksi 2 çarpı mutlak değer x. Hmm. Nereye çizeceğiz biz bunu? Biraz daha küçülsek. Sağ tarafa çizeceğim. Şuraya. Ben mutlak değer x'in grafiğini biliyorum. Ahanda şudur. Değil mi arkadaşlar? Eksi 2'yi boş ver. İki kolları biraz daha yakınlaştırır. Biraz daha açar. Çok önemli değil. Mutlak değer x'i eksiyle çarpmış adam. Yani sen burada aslında fx eşittir. Mutlak değer x'in grafiğini çizdin. Ee, eksi mutlak değer x. Yani eksi fx'in grafiğini çizeceksin. Arkadaşlar fx'in grafiğinden eksi fx'in grafiğine geçeceksen. Grafiğin x eksenine göre simetrini alırsın. Simetrini aldım. Şu an bu eksi 2 çarpı mutlak değer x'in grafiği olsun. Ya kollar biraz daha yakın, biraz daha açık. Boş ver. Bu eksi 2 çarpı mutlak değer x'in grafiği olsun. Eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 4 burası. Bak 4'ün önce yazılması çok önemli değil. Eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 4. Yani sen bu kırmızı grafiği kardeşim 4 birim yukarı öteleyeceksin. Kırmızı grafiği. 4 birim yukarı öteleyeceksin. Kırmızı grafiği 4 birim yukarı ötelersek şöyle olacaktır. Aha da böyle olacaktır. Bu çizdiğim grafik neyin grafiğiymiş arkadaşlar? 4 2 çarpı mutlak diğer x'in grafiğiymiş. Dur şurayı da sileyim. Tamam mı? Tamam bence oldu. Hatta bunları toparlayacağım ben. Tamam. Peki bu grafiğin x80'i kestiği noktalar neler? Y'ye sıfır vereceğim arkadaşlar. 4 eksi 2 çarpı mutlak değer x'i 0 eşitleyeceğim. 4 eksi 2 çarpı mutlak değer x eşittir 0 ise 4 eşittir 2 çarpı mutlak değer x'tir. Yani mutlak değer x eşittir 2'dir. O zaman x 2 ve eksi 2 olur. Yani grafiğin x ekseni kestiği noktalar da belliymiş. Aslında. Eksi 2 ve kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Tamam. Çok çok güzel. Şimdi ben bir de şu yeşille boyadığımın grafiğini çizeceğim. Ama onu çizmeden önce arkadaşlar ben bu grafiğin ne tarafını tarayacağım onu belirleyelim. Bu arada ben bu grafiği kesik kesik çizmek zorundaydım. Çünkü y küçüktür demiş ya. Kesik kesik çizmek için ne yapalım? Silgiyi en küçük seçelim. Şu aradan aradan silelim. Tamam mı? Bu grafik kesik kesik. Çünkü grafiğin e, üzerine dahil edemem. Tamam mı? Çünkü küçüktür demiş arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir derdim. Bu grafiğin kesik kesik olması gerekir. Bence güzel oldu. Kesik kesik de oldu. Maşallah diyelim. Aklımıza sağlık diyelim. Şimdi yeşille boyadığımın grafiğini çizeceğim arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım mı? Eksi y'yi diğer tarafa atalım. x kare 4'e bu tarafa atalım. x kare eksi 4 küçüktür y olur. Değil mi? x kare eksi 4 küçüktür y. Arkadaşlar x kare eksi 4 y'den küçükse y de x kare eksi 4'ten büyüktür. x kare eksi 4'ün grafiği lazım. x karenin grafiğinde arkadaşlar 4 birim aşağı ötelenmiş hali. Bunu da kesik kesik çizmek zorundayım. Tabii kökleri de eksi 2 ve 2 olur. x kare eksi 4'ü 0 eşitlersen. Şöyle. Arkadaşlar x karenin grafiğinin 4 birim aşağı ötelenmiş hali. Şuraya da x4 yazdım. Bu mavi grafik ve kırmızı grafik çizildi. Acaba nerelerini tarayacağım onu belirleyelim. Ben hep şöyle yapıyorum. y eksen üzerinde bir nokta alıyorum. y eksen üzerindeki 0,3 noktasını alalım. 0,3 noktasını alalım. Şimdi birinci eşitsizliğimiz Dur onu da hatta neyle göstersem. Mor da dikdörtgen içerisinde alalım. Birinci eşitsizliğimiz şu. Konuşamayacağız ama. burada x yerine 0 y yerine 3 yazalım. Bakalım ne oluyor? Y yerine 3 yazdım. x yerine 0 yazdım arkadaşlar. 4 geldi. 3 4'ten küçük mü? Hayır. Demek ki bu yazdığım eşitsizliğin olduğu tarafı taramayacağım da arkadaşlar. Ee, diğer tarafı tarayacağım. Yani kırmızı grafiğin dışını tarayacağım değil mi? Bir daha kontrol edelim. Yanlış yapmayalım. Ee, y küçüktür 4 eksi 2 çarp mutlak diyelim. 0 bir noktasını alırsam x'in 0 yeni 3 oldu. 3 küçüktür 4. Sağlıyor ya ya. Nasıl sağlamıyor ya? 3 küçüktür 4 sağlıyor ya. Neden şüphelendim biliyor musunuz? Dışın taraftan soruyu çözemem baktım. Lan oğlum 3 küçüktür 4 nasıl sağlamıyor? 3 4'ten küçük. Lan uyarsanız da. Nasıl adamsınız siz ya? Bir beğeni atın da anlayayım ya uyardığınızı. Vallahi bak şu an ha, tamam. Neyse arkadaşlar o zaman ben nereyi tarayacakmışım? Kırmızı grafiğin aşağı tarafını tarayacakmışım. Dur sarıyla boyayalım. Allah sizin ne yapmasın. Şöyle kırmızı grafiğin aşağı tarafını boyayacağım ben ya. Hiç kimse uyarmıyor beni. 3 küçüktür 4 sağlıyor sağlıyor. Tamam neyse çok uzatmayalım. Şimdi mavi grafik için de arkadaşlar 0,3 noktası deneyeceğim. 0,3 noktası. Mavi grafik için eşitsizlik şuydu. Bak yeşil de dikdörtgen içerisinde aldım. X yerine 0, Y yerine 3 yazacağım. 3 büyüktür. X yerine 0 yazdım. Eksi 4. 3 büyüktür 4 mü? Evet. Sağlıyorsa arkadaşlar 0,3'ün olduğu tarafı tarayacağım. Yani mavi grafiğin üstünü tarayacağım. Mavi grafiğin üstünü arkadaşlar morla tarayalım. Morla taradığımız zaman aslında kesişim şu olacak. Ya da dur bakayım yeşile tarasam daha mı güzel gözüküyor? Hiç gözükmeden. Şu yeşile tarasam. Ha, baş ver morla tarayacağım. Geri 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 morla tarayalım. Aynen. Arkadaşlar. Şurası. Aslında kesişimi şu aralık. Değil mi? Bu aralıktaki alacağım noktaların koordinatları tam olacak. Tamam. Böyle kaç tane vardır diyor. Noktaları tam olacak şekilde. Şimdi ben eksi 2 alamıyorum. Çünkü grafiklerin üzerinde olamaz demiştim. Burada eksi 1 var. Arkadaşlar. X'in eksi 1 olduğu noktayı aldım. Y'nin sıfır olduğu nokta olur. Eksi 1 virgül olur. Peki. Eksi 1 virgül acaba arkadaşlar eksi 1 virgül 1 olur mu? Eksi 1 virgül 1 şuradaki kırmızıyla kesik kesik çizdiğim grafiğin alt tarafında kalır mı arkadaşlar? Bakalım. Burası hangi grafikti bu? Y küçüktür 4 2 çarpı mutlak değer x'in grafiğiydi. Tamam. Yani aslında şöyle arkadaşlar. Y eşittir 4 2 çarpı mutlak değer x'in grafiği bu değil mi? Ben şimdi burada x'e eksi 1 yazarsam ne olur? x'e eksi 1 yazarsam burada. 4 eksi 2'den 2 gelir. Yani x'e 1 yazdığım zaman arkadaşlar bu grafikte 2 geliyormuş. O zaman buradaki 1 1 noktası bu taradığım yerdedir. Eksi 1 1 olur. Arkadaşlar, eksi 1,2 olamaz çünkü eksi 1,2 grafiğin üzerinde. Eksi 1,3 olamaz, o da grafiğin üstünde. Peki, eksi 1, eksi 1 olabilir mi? Bu da arkadaşlar mavi grafiğe doğru gitmek zorundayız. Mavi grafiğin denklemi de şöyle morla yazayım buraya. Y eşittir x kare eksi 4. Şimdi ben burada arkadaşlar x yerine eksi 1 yazarsam kaç gelir? Eksi 3 gelir. Yani burada eksi 1 virgül eksi 1 olur. Eksi 1 virgül eksi 1 bu bölgededir. E, eksi 1 virgül eksi 2 de bu bölgededir arkadaşlar. Çünkü mavi grafikte yani oradaki denklemde şurada bak. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 3 geliyordu. Eksi 1 virgül 3 olamaz. Çünkü burada grafiğin üzerinde zaten aşağıdakiler de olamaz. Eksi bu kadar yazabilirmişim. 1, 2, 3, 4. Sıfırla ne kadar yazabilirim arkadaşlar? Aslında sıfır virgül başlayacağım. 0 virgül e kadar gidebilirim. 4 olmaz. 0,4'e kadar gidebilirim. Eksi 4 olmaz. Yani 0,0 yazdım. Aslında yazmasam kolayca bulabilirim ama sizin için yazacağım. 0,1 olabilir. 0,2 olabilir. 0,3 olabilir arkadaşlar. 0,1 olabilir. 0,2 olabilir. olabilir. Bir de 0,3 olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Son olarak 1 kaldı. Bir kere 1,0 olur. Dur şuraya yazayım. 1,0 olur. 1,1 olabilir mi? Ben buradaki denklemde arkadaşlar bak bir dakika. Şuradaki denklemde silgide çok küçük yapmışım. Bunu neye boyayayım? Mora boyayım mı? Bak buradaki denklemde x yerine 1 yazarsam kaç gelir? 4 2'den 2 gelir. O zaman 1,0 diye 1,1 olur ama 1,2 olamaz. Çünkü grafiğin üzerine gelir. Peki 1, -1 olabilir mi? 1, -1 olur. Arkadaşlar çünkü mavi grafiğin denkleminde bak bu sefer neye boyayacağım? Yeşile boyayacağım. Bak şu denklemde. Ben eksenine 1 yazarsam kaç geliyor? Eksi 3'e kadar inebilirim. 1 virgül eksi 1. 1 virgül eksi 2 olur. Ama 1 virgül eksi 3 olamaz. Çünkü zaten grafin üzerine geliyor arkadaşlar. Burada kaç tane nokta varsa cevap o olacak. Bakalım kaç tane varmış. Ben bunları sarıya boyayarak göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı eğer bir işlem hatası yapmadıysak. Adana şıkkıdır. Şunu söyleyeyim. Çoğu zeki arkadaşımız hemen söyleyecektir. Hocam mesela 0 için 4 eksi 4 arasında hani 3'ten eksi 3'e kadar ya 3 3 3 eksi 3 artı birden 7 tane var. Zaten kolayca gördük. Burada da işte ne bileyim ben eksi 3'e kadar gidiyoruz ama olamıyor ya eksi 2'ye kadar gidebiliyoruz. Yukarıda da kaça kadar gidebiliyoruz? 1'e kadar. Oradaki aralıktan da bulabilirdik. Tabi bulabilirdik. Ben sadece herkes anlasın diye bu şekilde yazdım arkadaşlar. Bitti. Ben de bittim. Kaç dakika olmuş? 49 dakika olmuş. Ben bu videoyu hiç kırmayacağım. Bir kapı sesi çarptı az önce duymuşsunuzdur. O da ben sinirlenmiş sesimi yükselttim. Anlasınlar diye. Anlayan anladı. Şükrü'nün de dediği gibi anlayan arkadaşlar. Efsane bir denemeydi ya. Bayıldım çözerken keyif aldım ama çok da yoruldum. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip bana destek olalım. 9. günün videosunda sadece 30 tane ebebek ok sorusu olacak. 30 olmasa da 20 tane kesin. 10. günün videosunda sadece kümeler. Belki bu iki denemenin arasında arkadaşlar böyle asal sayı sorusu falan da sıyıştırabilirim ya da bölme bölünebilme. Benim sözcüklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.